tarlalarda çiçek açmasıyla birlikte doğal sütü haline getiren lavantalarda mor hasat başladı. Lavantayı biz hasat yapıyoruz. Hasattan sonra distile yapıyoruz. Biz yağ için yapıyoruz. Bunu çiçeği için de yapılabilir. Çiçeği için yapıldığında hasattan sonra biraz kurutursunuz. Ondan sonra saplarından ayıklarsınız. Çiçek, kuru çiçek olarak satabilirsiniz. Ya da biraz erken hasat yaparsınız. Demet haline getirirsiniz. Demet olarak satabilirsiniz. Bu sene maliyetler yükseldi. Tabii işçilik maliyetimiz çok oldu bu sene bizim çapayla alakalı. Çünkü çok yağmur yağdı. Yağmur ve güneş devamlı ot olmasına sebebiyet verdi. Bu da bizim çok çapa yapmamıza sebep oldu. Maliyetlerimiz yükseldi. Yani şimdi bunun bir de sıkım maliyeti olacak. Sıkım maliyeti de ortalama 1 kilo yağ denk gelir diye düşünüyoruz bu sene. Nasıl olacağını göreceğiz işte Temmuz ayının ilk haftası. Bakacağız bunlara. Lavantanın diğer bitkilere göre en büyük avantajı çapa dışında başka ekstra yapmanız gereken bir şeyin olmaması. Yani pek fazla bir masrafı yok. Çapa yaptığınız sürece, bunu makinayla yapabildiğiniz sürece ikinci yaşından itibaren 25 yıl ekonomik ömrü olan bir bitki. 10-12. Yılında bir kere sıfırlar, yani kökünden kesersiniz, o tekrardan yeşerir gelir. Şeyi çok az, öbür bitkilere göre harcadığınız emek daha azdır lavantada. Türkiye dışarıdan ithal ediyor lavanta yağını. Türkiye'nin lavanta yağına ihtiyacı var, evet, ama daha çok işlenmiş olarak alıyorlar. Bunu işlememiz gerektiğini düşünüyorum. Onun için de çalışmalarımız devam etmekte. Bunun için girişim yapan firmalar var Türkiye'de. Biz 2015 yılında lavantaya başladık. Önce fidelerini ürettik, sonra kendimize yer diktik, anaçlarımızı oluşturduk. Ondan kendi çeliklerimizi yapıp kendi fidelerimizi üretmeye başladık. Sonra yağ sıkma için sistem kurmamız gerekti. Onları kurduk. Tabii bir süreç alıyor. Yaklaşık 5-6 yıldır bunun üzerinde çalışmaktayız. Trakya'da bu iş bayağı gelişti. Bayağı çok gelişti. Lavantanın Trakya'da yaklaşık yani 2000 dönüm civarında olduğunu düşünüyorum. Yani Edirne, Kırklareli, Tekirdağ olarak düşündüğünüzde, çünkü artık Trakya'ya gelip seyyar olarak yağlarını sıkıp alan şeyler var, firmalar var. Yani bunlar oldu. Bunlar daha da tabii fazlalaştıkça bu gibi şeyler daha da fazlalaşacaktır. Biz tıbbi aromatik bitkiler yapıyoruz. Altın otu, biberiye, adaçayı, papatya. Bunların da ekimini, tarımını yapıyoruz. Lavanta kötü toprak bitkisi aslında. Yani verimli topraklara değil de daha çok verimi daha düşük olan topraklara, ikinci, üçüncü sınıf tarım arazilerine dikilmesi daha uygun olan bir bitki. O yüzden hani Anadolu'nun geniş coğrafyası var. Orada çok az buğday verimi aldığınız, arpa verimi aldığınız yerler var. Oralara ekip dikebilirsiniz. Tabii ki de hiç kazanmamaktan kazanmak daha iyidir. Bu sene 50 euro civarında olacak diye düşünüyorum yağın kilosu. Muhtemelen o civarlarda olacaktır. 3 aşağı 5 yukarı 50 ile 70 euro arasında değişir. Bu yılda Edirne'miz lavantayla anılmaya devam etti ve binlerce turist Edirne'mize ziyaret etti. Sırf lavanta amaçlı tematik bir şekilde Edirne'mize gelerek lavanta bahçelerinde fotoğraflar çekti, çeşitli etkinliklere katıldı. Workshoplarda eğlendi, bir şeyler öğrenmeye çalıştı. Bu gerçekten Edirne'miz için tarihi ve doğal alanları çok üst düzeyde turist çeken Edirne'miz için farklı bir kapı aralamış oldu. Gerçekten biz mutluyuz bundan. Her Haziran ayında artık lavanta tarımına dayalı turizmin gelişmesini, bir basamak daha ilerlemesini bekliyoruz. Tarlalarımız da yayınlaşacak. Belki de o ünlü Fransız Provence bölgesine rakip olacağız ileride. Çünkü konumumuz çok iyi bir lokasyonda. Edirne'nin konumu çok iyi. İstanbul'a çok yakın. Balkanlara ve Avrupa'ya çok yakın. Bu anlamda Bulgaristan'da on binlerce dönüm arazi olmasına rağmen görsellik ve festival alanında kat kat onlardan da öndeyiz şu anda. Onu da söyleyebilirim. Bulgaristan'dan bile Edirne'ye, lavanta festivaline ya da lavanta tarlalarında fotoğraf çekilmeye gelen insanlar var, turistler var.